Merhaba arkadaşlar. Daha önce çektiğimiz video vardı. Bu teker alternatör 250 watt. Bu da 200 wattlık bir trafo. Bunun çıkışına da 70 wattlık bir halojen ampul koyduk. Kameranın ışığını almasın diye üzerine bant koydum. Frekans metremiz ve voltmetremiz daha önce de göstermiştim. Fakat devirini ölçmeyi unuttuk. Şimdi ise lazer takometremizle devirini ölçeceğiz. Tabii deviri şurada gördüğünüz gibi fosforlu bantta. Şimdi 220 voltu kaç devirde, kaç herzde çalıştığını tekrar göstereceğiz. Çalıştırıyorum. Çok yüksek oldu voltajımız. Şöyle 228 voltu görüyorsunuz. Frekansımız 49 Hz. Evet, lazer takometremizle de deviri görelim. 85 değil o. Bir daha yapalım. Evet, 127. Gördüğünüz gibi 120 devirde. Yani 130 diyelim biz buna. 130 devirde 220 volt. 47-48 Hz'i gayet güzel görüyoruz. Şöyle hafif şey yapayım tekrar. 240 volta çıktı. Deviri fazlalaştırdım. Biraz düşürelim. Evet. Şu anda 224 volt. 48-49 Hz. Tekrar ölçelim. Tekrar basalım. Evet. 124. Yani 130 devirde gayet güzel. Gördüğünüz gibi 70 wattlık 50 Hz enerjiyi alabiliyoruz. Bunu da özellikle belirteyim. İkinci olarak şunu da söyleyeceğim. Şu gördüğünüz yerden ısıtma sistemine bağlayacağız. Şimdi onu da test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar bu film ısıtıcıyı bağladık. Ampulümüzü çıkardık. 240 volt, tabii bunu ben biraz düşüreyim. Biraz daha düşüreyim. Evet, 218, 217 volt görüyorsunuz. Yine aşağı yukarı 130, 140 devirde. Şimdi lazer ısıtıcı ile ölçelim. Şimdi hangisini? Soğuk, Soğukta. soğuk olanı ölçüyoruz. Bakın 20 derece, 20,4. Şimdi sıcağı ölçelim. Bakın 35 nokta ve yükseliyor şu anda. 35,8, 35,9, 36 nokta, evet, 36 buçuk. Bakın voltajımıza 210 volt. Ve şöyle karşıdan göstereyim ki algılayabilirsiniz. Normal 250 watt teker alternatör, 200 watt trafo ve film ısıtıcımız şu anda ve çok ılık yani ısıtıyor. Tabi bu saatlerce çalıştığını düşünün. Gayet güzel. Isı vermekte. Evet, 220, 47 Hz. Isımız tekrar ölçelim. Bakın 34 derece. Bu da çok güzeldir. Soğuğu ölçelim. Evet, 21 derece soğuk. 20 derece. Sıcağımız, tekrar sıcağı ölçelim. Evet, 36, 37 derece. Tabii gittikçe biraz daha ısınıyor. Evet arkadaşlar, bu alternatörün büyükleri de var. 2kW, 3kW, 1500 watt. Bu 250 wattla ancak bu deneyi yaptık. Tabii büyük olursa güç de büyük olur. Bunu da özellikle söyleyeyim. Diğer büyük alternatörümüz de bunlardır. 1500 watt, 2000 watt ve başka çeşitlerimiz de vardır. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar. Rüzgarla döndürebilirsiniz, suyla döndürebilirsiniz. Yeter ki döndürün. Bu motorla döndürdüğümü siz bakmayın. Ben onu test amaçlı motorla döndürüyorum. Teşekkür ederim.